İyi, kurtardım galiba adamı. Aha, orada olaylar olaylar. Yav. O kadar iyi oynamama rağmen resmen yalan ettim 3v1. Yani daha da güçleneceğiz. 3,5 yılda bir vuruyorum. İvan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Niko oynuyor olacağız bu oyunda. Şöyle bir tuhaflık ya da farklılık diyelim, öyle bir şey var. Normalde kendi account'umdan oynuyordum ama benim account'umda, benim hesabımda çok fazla karakter olmadığı için dedim farklılık yaratayım. Sürekli aynı şampiyonlar dönmesin kanalda. O yüzden arkadaşın account'unu aldım. Onda da maşallah neredeyse bütün şampiyonlar var herhalde. Bu oyun Niko oynuyor olacağız. Ama en azından AD Niko oynamayı ben çok istiyordum. Hani görmek istiyordum gerçekten o kadar yararlı mı diye. Onu oynuyor olacağız. Takımdaki ligleri göremiyorum. Bu adamların ligi var mı yok mu hiçbir fikrim yok. Arkadaşın account'u ta geçen sene, yani sezon 8'deyken Diamond'dı. Yani kendisi öyle söyledi, Elmas'tı. Şimdi yani baktım hiç lige falan girmemiş, henüz bir ligi yok. O yüzden rakiplerimi de bilemiyorum, gücünü falan. Şu anda Çin'deki uygulamalardan bir tanesi bu. Bunu tam anlayamadım ne olduğunu. Buradan giriyorum, iki tane account'um karışmasın şifreleri falan filan diye. Ben dün öyle bir oyun oynamıştım ama runleri ayarlayamamıştım. AP oynamıştım şey Niko'yu. O yüzden burada 1 yazıyor, 0'ı anlamadım. Acaba oyunu mu kaybetmiştik, hatırlamıyorum. Bu kazanma yüzdesi olabilir. Benim karşımdaki adamın 31 oyun oynayıp %38'lik bir win yüzdesi olması çok çok kötü. Tuhaf. Bilmiyorum, bunu da denemek istemiştim. Hem benim için bir deneyiş olacak hem de AD Niko oynamak isteyenler, görmek isteyenler, gücünü görmek isteyenler için bir fikir kaynağı olur en azından bu video diye düşünüyorum. Bizim takım biraz fazla hasarı olacak. Yani Lee Sin iyi hasarlı, Zed iyi hasarlı. Ben de fena değilim. Ben orta oyun ve late'de güzellikken bu ikisi mid game'de iyi, late'de birazcık da olsa düşen şampiyonlar ama Kyle ve ben baya baya hasar vereceğiz. Karşı tarafta bu hasarı göğüsleyebilecek late'de bir takım yok gibi geliyor bana. Daha çok böyle bir orta oyun takımı gibi ama bilemiyorum, yine de orta oyunda yalan ederlerse late'de de vuracaklar tabi. Tekrardan bir buraya bakalım. En fazla yüzde olarak %56'lık bir Kha'Zix var. Aynen. Onun dışında en kötü de ben varım, yani benim de bir oyunu saymazsak %33'lük adamlar var. 6 oyun ve 9 oyunla. %100 oldu, birazdan karşılaşmaya başlayacağız. Rün sayfamı falan da oyun içinde koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz hangi ürünleri seçtiğimi. Çok farklı bir şey yok. W fullleyeceğiz. Atak atağımızı arttırmak için. Bunlar bir şeyler diyor. Yine programdan kaynaklanan şeyler. Hiç gerek yok. Şunu aldık, bunu aldık. Bu niye o kadar büyük ya? Çok ilginç. Bunlar benim ayarlarım ama. Neyse. Şunu da istemiyorum. Garip garip şeyler var. Bu V-Game diye bir şey var. Tencent firmasının uyguladığı, hani böyle hackmek falan değil yani. Normal LoL'ün Çin distribütörünün diyeyim, dağıtıcısının diyeyim, kendi uygulaması yani bunlar. Şimdi burada kim güçlü olur bir level'da? Şöyle yapalım. Aynen, dediğim gibi W'ye vereceğim. W fullleyeceğim. Muhtemelen hiç Q'ya vermeyeceğim. Bu klasik bir şey. Klasik Q'dan çok fazla bir hasar beklemiyorsunuz. O yüzden diğer skill'lerle bakalım takılacağız. Şunların yerini değiştirelim. Bu adam, o adam nedir bu adam? Şöyle. Bu da böyle. Bu böyle oldu galiba. Şu şöyle. Tamam. Tuhaf bir bot lane'imiz var. Kendi hesabımda Kyle Tap da denemek istiyorum. Henüz daha hiç denemişliğim yok ama o da aklımda. Yani en azından ben ADC'ye yatkın bir insan olduğum için çok zorlanmam diye düşünüyorum orta oyundan sonra. Yani tamamen aslında bir bakıma şu açıdan tamamen bir ADC mantığı var Kyle'da. Early'niz çok çok güçsüz. Hani kim gelse kesiyor nerede sizi. Ondan sonra her dakika daha da güçleniyorsunuz. Orta oyundan sonra iyice parlıyorsunuz. Bakalım ne kadar darlayabileceğim ben burada Riven'ı. Range'imi kullanmaya çalışacağım. W burada çok iş yapabilir. Adamın stun'dan kurtulmak adına. Kimse yok burada.
La ben bir saat Lee Sin olarak vurmaya çalıştım adama, çok kötü oldu. Neyse. Biraz fazla dayak yedim, beklediğimden fazla yedim ama. İyi öldü adam bayağı. İyi güzel. Çok rahat oldu. Üçüncü vuruş hazır olduğunda adam flash'ını attı. O yüzden bayağı bayağı kolay oldu. Vur yala. Tamam, çok iyi çok iyi. Şimdi ben buradan bir grup daha edeceğim. Sonra ışınlanla da gidebilirim de. Aşağıda da olay var gibi. Aşağıda harbiden olay var. Aldılar. Benim bu ışından olayım çok kötü ya. Ben pek beceremiyorum bu ışından olayını. Hata ne kadar düşük yala bu adamın. Şunu da vursam iyi, güzel. İyi, fena hasar vurmuyoruz. Hala hakimdeyim. İkinci kez oynuyorum. Hatta ilk defa AD oynuyorum. Hani bu karşıdaki adamın ligini bilmediğim için de şey yapamıyorum. Hani böyle eğer gümüşse, altınsa falan. Kanka ben seni döverim ama. Neyse, kaça kaç? Minyon 19 ya. Beklediğim kadar fark açamadım. Bunu da aldık, bunu da aldık. Bu sefer alabilirim ben bu adamı. Gelen giden var mı? Birini mi gördü orada? Ben görmedim çünkü. Haydi bakalım. Aa, araba gitti. Güzel kanka, bayağı dövdüm seni. Tamam. Bir dahaki sefere alırım herhalde ben bu adamı. Çok iyi. Bayağı bayağı gömdük kule altına. Tamam. Bir ben de bir base atabilsem. Harika olacak da. Bunu da aldık. Flash'im yok aslında. Bir baskın yersem sıkıntıdayım. O da benim şeyime güveniyor. Q'm bile yok yani. Belki Q biraz iş yapabilirdi bu oyunda da. Neyse, ultim geldi. .38'e 20. Adamın ışından da yok. Yani benim de artık gitme vaktim geldi. Şimdi. Bu adama ne alabilirim ben? En mantıklısı bu olur sanıyorum. Şuna gerek yok ya. İki tane totem alayım. Burada bir tane daha alayım. Kha'Zix geldi. Ayakkabı çok iyi olabilirdi Riven'ın stunlarından kaçmak adına ama. Yine de elimden geldiğince şeye bakacağım. W ile gidebilirdim aslında. Hatta basayım. Çok da geç olmadan. 18 saniye diyor ama. Olsun. 23'e 41. Neredeyse 2 kat. Durumlar... Bir bende kill var, bir de bizim supportta var. Gayet iyi.
Şimdi aldım. Haydi bakalım. Hasarımı verdim de. Adam korkuttu ya, ulti açar beni keser falan diye düşündüm. Kule altında Zed'onu alır. Bastı şeyine, Zamazingos'una. İyi, kill de bende kaldı. Güzel oldu. Buradan bir iki tıkır alırım ben şimdi. Bu tıkırlardan sonra bir daha şey deneyebilirim. Geldim 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 geldim. Oy oy oy, hiç olmadı. Lan takıldım yala bir de. Oho. Keşke flash'ı orada atsaydım ya. Çok saçma oldu. Belki adamların canı kurtuldu ama hiç güzel olmadı. Dünyanın en saçma şeyiydi. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi bir ayakkabımı aldım. Ondan sonra şuradan iki parça aldım. Bastım W'ye gidiyorum. Hoşnut olmadığım bir durum. 61'e 26. Bu adam ne kadar ezildi? Hiçbir fikrim yok. Hani çok oynuyorsam Niko'yu derim ki, yani kanka beni ezemen şeyle, yakıncı adamla bana çok karşı bir şey yapamam diye. Sadece yani hani niye ezemedi diye dememin sebebi, en azından bu adam 3-5 oyun atmış. 3-5 değil, 30 oyun atmış. Bende hiç öyle bir şey yok. İyi, ejderi aldık. Daha da güçleneceğim yani ben. Daha da yardıracağım. İyi. 3. Şurada işaret geliyor mu? Geliyor mu? Ha, şu yanıyormuş üçüncü. Ben de onu anlamaya çalışıyorum biraz, birkaç süredir. Üçüncü vuruşu atacağımızı nereden anlıyorum diyerekten. Artık oyundaki ilk totemimi atayım ben şuraya. Şuraya da bir totem. Kimseler yok burada. Bunu da aldık. Şunu da aldık. Şunu da aldık. Okey, güzel. Kule altı. Çıkırımı da aldım sonuçta. Vuran bari. Vurabildiğim kadarıyla. Biraz fazla gergin davranıyorum ya. Yani bu kadar abartmaya, adam da korkarak oynuyor. Ben sanıyorum ki gelecek beni kombalayacak ama gerçekten hakim değil herhalde şampiyona. Geliyor, iki tane vuruyor, kaçıyor. Ya da benim, o da aynı şekilde, o da benim damage'ıma saygı duyaraktan şey yapıyor. Belki ben hatalı davranıyorum burada. Kanka ne yapıyorsun lan sen? Çılgın seni, benim flash'im de var artık. Neyse, ben buradan bunu alayım. Hatta 1-2 grup daha alabilirim ben buradan. Kha'Zix buralarda. Kha'Zix bana gelecek, onu göremeyebilirim. Şuraya bir totem yenilemem lazım. Ben oraya bir totem daha atacağım ama totemim yok. Ah be, yemedi. Oha, bayağı dayak yedim yala burada. Adam uçtu, zıpladı, kaçtı, şey yapamadım. Neyse, 3-0 gidiyor şimdilik. Buradan sonra artık iyice iyice güçleneceğim için çok fazla şey ihtimal vermiyorum. Bu adamın şeyi vardır, ışınlanı var. Arkadan gelebilir.
Şu anlık korkumu buradan bir tıkır daha alacağım, gidiyorum. Ben bundan sonrasını zorlamayacağım. Bayağı param var çünkü. Bir E'ye daha verdim. En fazla kasan benim. Karşıda kısır bir oyun var. 4-1 gidiyor. Dakika 12. Şunu aldık. Ayakkabıyı bitirdim. Ondan sonra şunu alacağım ya. Ben bir parça daha alacağım. Şunu da alayım, alayım, alayım. Haydi bakalım. Bir W bastık, gidiyoruz. Şekline bürünüp korkutacağım adam yok. Oyunda en korkutucu benim. Bu farmlar ne la böyle? Bu programın aynı şekilde güzel yanı işte şeyi gösteriyor. Şurada hangi ejderin çıkacağını zaten bunu normalde de gösteriyor olabilir. Saniyesi yazıyor, şu yazıyor, bu yazıyor. Gayet güzel, kullanışlı. Ben normalde client'a girerken ne deniyor onu? İstemciye girerken normal versiyondan giriyorum. Siz nasıl giriyorsanız. Da bu şeyin pingi düşürmek için bir program galiba. V-Game'in. Gördüğünüz üzere şu an 42, gerçi normalde 26 falan oluyordu bu. AFK kalmış olabilir. Başlığı da AFK bırakan AD Niko diye yazarız eğer öyleyse. Ha yok, adam bırakmamış öyle. Resmen çatır çutur midde oynuyor. Resmen mid lane şey. Şimdi kule alınmamış. Oha cana bak lan, 10. Yani biraz fazla abarttı bu adam da. Ultimi bile atmamıştım ben orada. Öldü şimdiden. Kanka ulti bile atmayacağım. Olan oldu gelirse onu keserim diye. Bu ne la bu kadar kolay oyun? Vallahi hiç rakipleri bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. Hani seviye her şey olabilir. Bu arkadaş sadece geçen sene Diamond'dı. Olaylar dönüyor mu orada? Ben bir burada varsa şey alacağım. Kırmızı yokmuş. Bir şey olursa orada ben gireceğim oraya ya. Base atıyor gibi yapayım da gözüm burada olsun. Gir 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 gir. Ulan ya benim yine keko oldu oyun ya. Şey bu botta ne zaman gitsem? Alamadık. Şu ejderi alabiliriz. Hazır ben buradayken. Burada totemleri var mı bilmiyorum da. Totem varmış. Benim yukarı totem gitti. Yapacak bir şey yok. Yukarı kulede şey oluyor. Bizim burada savaşıp bir şeyler yapabilmemiz lazım. Kimseden destek gelmedi. İdem de ben. Şunun bir parçasını aldım. Bunun bir parçasını aldım. Her şeyin parçalarını aldım. İkidir aşağıdan bir şey çıkartamıyorum ya. Saçma sapan oynuyorum aşağı tarafı. Şimdi buradan keselim. Karşıya göre kasılacak bir şeyim var mı diye bakıyorum. AP, AD, AD, AD vuruyor. Olabilir. Güzel. Ata kızı hala beni çok tatmin etmiyor. Yetmedi. Köşeyi zorlayabiliriz. Adam gelse aslında onu harbiden zorlayabilirdik. Kha'Zix yok. Riven'ı göremedim ben. Çok mantıklı olmamış olabilir şeyi atmam. Yok, kimse yok burada. Ben mid'e doğru gidiyorum. Adamın şeyi var. Alayım bari bunu da ondan sonra şey yaparım. Tam işte şimdi olsa şey. Benim
Işınlan o zaman iş yapabilirdim. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Koşa koşa gidiyorum. Oy oy. Oy oy. Oy oy. Oy oy. Oy oy. İyi, kurtardım galiba adamı. Aha, orada olaylar olaylar. Yav. O kadar iyi oynamama rağmen resmen yalan ettim 3v1. Yani daha da güçleneceğiz. 3,5 yılda bir vuruyorum. Bu adam buradan geliyor da beni alamaz mı? Haydi bakalım. Ejderhayı şimdi alabiliriz. Zorlayabiliriz şimdi. Çok fazla param var benim de. Hiç şey yapmadılar. Hiç oralı olmadı karşı takım. Harika. Bir base atabilirim ben burada. Ya da Z atıyor. Ben şuradan bir grup daha, ya da neyse, atmadı adam. Üst kule gitmek üzere mi? Aynen, bayağı canı azalmış. Işınlanma var hala. 1900. Bunu bitiririm. Ondan sonra bir de şu slow'u alabilirim ya. Aynen. Biraz can kasmış olurum hem de. Bir tane daha totem. W ile gidiyorum. Önce maviye gideyim. Hazır orada bir boşluk var. Şunu da alabiliriz ama bir dakika. Bir dakika kimse gelmez benim yanıma. O yüzden orası yalan. Ben maviden sonra gideceğim mid lane'e. Mid'de Riven falan kovalarım. Riven hala acı çekiyor. 75. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Buradan kuleyi çok rahat alırız. 78 saniye. Zorlayan da olursa kapışa kapışa gideriz. Harika. Hala emin değilim. Buraya girerse yalan. Bu adam. Oha, öldü yalı adam. Yani normalde denemez ama bu adam biraz kasıyor gibi şey gördüm. Hani 5-3'tü en son. Ultideyken vurabiliyormuşum. Ben biraz da Kayle'ın şeyi gibi düşündüm orayı. Normal şey yapabiliyoruz diye. Ben bota gideyim ya. Botu yalan ederiz. Kimse yok buralarda. Böyle gidelim. Bundan sonra en kasmayan adamı alacağım. Kim olayım? Ben Morgan olayım. Morgan'ı iyi görüyorlar ama olsun. Aa, aşağıda olay çıktı. Geliyorum, 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 geliyorum. Yine yırttım ha. İyi, harika. Yani böyle adamların flash'in olmadığını bilmek güzel. Ben hala zorlarım burayı. Çünkü can çekmem var. Ründen de gelen can çekme var. Oy, ayağıma kramp girdi. Aman tanrım. Oy 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 oy. Öldüm yala. Oha, deli gibi.
Tamam. Şimdi ışınlanım var. Işınlanma... Allah Allah yine. Işınlanı devam edebilirim yani gelebilirim anlamında. Bir baron zorlayabiliriz aslında ya. Benim hasarım çok fazla. 9-0'ım. Bundan sonra şunu kasacağım. Runan. Gidiyorum. Kim o? Riven mı? Geldim. Bas tekmeyi. Bas tekmeyi geldim kanka. Red Dollar olmadı onu. Kaçıyordu. Aldım o kuleyi. Aldı. Oha ne yaptın? Bu adamı alalım bari. E'yi sakladım bilerek. Yani garanti olsun diye. Çünkü çok fazla E kaçırdım bu oyun. Nasıl olsa şeyden gelen bir slow var şu mahvolmuş kralın kılıcından gelen. Şu an hala çok yüksek damage'lar vurabiliyor olsam bile bunu zamana dayalı yapıyorum. O yüzden hani böyle girip 1v5 yapabilirim ayarında değilim. Hani öyle bir şampiyon da değil zaten. Bakalım buradan kuleye verebildiğim kadar bir hasar vermeye çalışacağım. Şuraya şey. Adam base atıyor. Kulesini korumayı bile istemiyor. Haydi bakalım. Aldık burayı da. Çok iyi ya. Fena şampiyon değil ama hani ben 10-0 Vayne ile kassam ortalığı yalan ederim gibi geliyor bana. O kadar aşırı bir tatmin duygusu yaşatmadı bana ama yine de tabi belki Vayne ile oynasam 10-0 olmazdım şu an tabi. Ejderha doğdu. Geldim. İyi o da öldü. Ha, orada bir şeyler oluyor. Çok iyi. Onlar ona başlasın ben buradan bir kule alacağım. Bitti zaten çıktılar. Kaç oynadım? 11-0 mı oynadım? Bir şey oynadım ya baya. Yalan ettik arkadaşlar. Bir bakalım oyun sonu hasarımıza şuna buna. Umuyorum beklediğim kadar vardır. Eğer öyleyse 13.4 puan almışım zaten. Baya bizim takım dökülmüş. Kime vereyim? Öyle pek hak eden de olmadı bizden ama. Genk bile atmadı bu adam. Kimseye vermiyorum. Burada bir şeyi tamamlamışız. Buradan da bir şeyler tamamlanmış. Buradan da bir şeyler almışız. S almışım herhalde. S artı almışım. Oo, hasarım çok fazlaymış. Yani 22.000 vurmuşum. En yakın adam 12.000 vurmuş. Riven'ı bayağı yanıltmışım. Kaç skor? 11-0-1. Çok iyi. Ben emin değilim yine de. Hala emin değilim karşıdaki adamların şey olduğunu. Hatta size öyle çok kandırmamaca şeyinden dolayı göstereyim. Belki buradan şey vardır. Adam bir şey oynamamış falan diyerekten. Var mı bu eski ligi falan gösteren bir şey ya? Yok değil mi? Aynen yok. Geçen seneyi falan gösterse derdim bu adam Diamond falan da öyle çok güvenilecek bir şey yazmıyor burada. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Öneri videolarınız varsa şunu oyna bunu oyna diye dediğim gibi bu account'ta çok fazla şampiyon olması gerekiyor. Buradan hızlı bakalım. Aynen sanıyorum hepsi var böyle. Olmayan var mı burada bilmiyorum ama gayet hepsi var. İstediğiniz her şampiyonu oynayabilirim. En azından oynamaya çalışırım. Mesela Nico'yu hiç oynamamıştım daha önce. Bu ikinci oynayışım hayatımda. Ama o kadar zor değildi. Karşıdakilerin seviyesini bilmiyorum tabii ama neyse. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.